için Ankara Barış Bloğu olarak toplandık. Haftalardır, aylardır Cizre'de, Silopi'de, Sur'da insanlık adına korkunç şeyler yaşanıyor. Cizre'de ambulans gelmediği için insanlarımız ölüyor. Bugün hala şu saatte bir apartmanda ulaşılamayan, sağlık hizmeti bekleyen çocuklar, gençler, kadınlar var. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti ulaştırma görevini, en birinci görevini yerine getirmiyor. Sağlık Bakanlığı'nı göreve davet etmek için Cizre'de ve diğer bölge illerindeki sağlık hizmeti bekleyen yurttaşlara bu hizmeti ulaştırmasını sağlamak için bir basın açıklaması yapacağız. Ankara Barış Bloğu adına açıklamamızı Semra arkadaşımız şimdi okuyacak. İnsanlar ölüyor. İnsanlık için ses ver. Cudi Mahallesi, Caferi Sadık Sokak'ta 5 katlı bir binanın bodrum katında cumartesi gününden beri 18'i ağır, 27 yaralı ambulans beklemektedir. Ancak ambulans gelmediği için ikisi üniversite öğrencisi, 3 kişi kan kaybı ve iç kanamadan hayatını kaybetmiştir. Sokağa çıkma yasağının 45 gündür devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinin Cudi Mahallesi'nde şarap bel parçasının göğsüne saplanmasından sonra yaralanan ve 30 saati aşkın süredir ambulans bekleyen Ege Üniversitesi öğrencisi Cihan Karaman hastaneye yetiştirilemeden yaşamını yitirmiştir. Karaman'ın hastaneye kaldırılması için AİHM tarafından hakkında tedbir kararı alınmıştı. AİHM 5 yaralı için tedbir kararı vermişti. Cihan Karaman'la birlikte bu kişilerden 3'ü artık yaşamıyor. Biri hastanede, son kişi Orhan Tunç'la Cihan Karaman'ın öldüğü yerde bekletilmektedir. 11 Aralık 2015 tarihi itibariyle yasakların uygulanış biçimi, ilan edilen bölgelerin kapsamındaki genişlik, ilan sürelerinin yine ucu açık olmasıyla birlikte yapılan askeri sevkiyat ve hükümet ile devlet yetkililerinin sertleşen söylemleri 11 Aralık 2015 günü itibariyle özellikle belirli bölgelerde farklı bir sürece girildiğini göstermektedir. Cizre halkı yalnız değildir. Cizre halkı yalnız değildir. Cizre halkı yalnız değildir. Yaralıların bodrumunda olduğu, adresleri vekiller tarafından hükümete iletilen binaların üst katlarının vurulması oldukça endişe vericidir. 14 Aralık'tan bu yana yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanan Cizre'de 76 kişi hayatını kaybetti. Ve Sağlık Bakanlığı'nın da sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle 18'i ağır, 27 yaralının hayatını kaybetmesinden endişe duyuyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. PKK, kahrolsun PKK ya. PKK'yı kahrolsun. Lanet ya PKK. Kahrolsun PKK. Başta Diyarbakır, Şırnak ve Mardin olduğu üzere Hakkari, Burç, Elazığ ve Batman'da olduğu toplam 7 ildeki en az 19 ilçede resmi olarak tespit edilebilen en az 58 süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasağı ilanı gerçekleşmiştir. Bu yasaklardan etkilenen en az 1.377.000 kişinin en temel yaşam ve sağlık hakları ihlal edilmiş olup Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi verilerine göre son 5 ay içerisinde en az 198 sivil, 39'u çocuk, 29'u kadın, 27'si 65 yaş üstü olmak üzere
savaşa değil, barışa ses verin. Ankara barışı bu. Cizre, Silopi, Sur, savaşı durdur. Cizre, Silopi, Sur,